konumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk tarihi açısından İstanbul'un fethinin ne gibi sonuçları oldu? Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir. İstanbul'un alınmasıyla başkent Edirne'den İstanbul'a taşınmıştı. 1. Murat zamanında alınmıştı Edirne, başkent olmuştu. 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Başkent İstanbul'a taşınmıştır diyoruz. Bizans'ın yok olmasıyla, Bizans diğer bir ismi Doğu Roma İmparatorluğu'nun yok olmasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. Kimin? Osmanlı Devleti'nin. Karadeniz ve Akdeniz kontrolünün ticareti Osmanlı'ya geçti. İslam dünyasındaki saygınlık arttı. 2. Mehmet Fatih ülke alan ünvanını aldı. Türk tarihi açısından sonuçlarımız bunlar. Peki dünya tarihi açısından sonuçlar neler? Onlara bakalım. Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı dedik. İstanbul'dan kaçan bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin arkadaşlar başlamasına neden olacaktır. Avrupalılar coğrafi keşifleri başlattılar çünkü ticaret yolları Osmanlı'nın kontrolüne geçti. Popların surları yıkılmasıyla derebeylik sistemi yıkılmaya başlandı. Derebeyliğin yıkılması evrensel bir olay olduğundan arkadaşlar orta çağ kapandı ve yeni bir çağ başladı diyeceğiz. Yeni çağ başlıyor. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmişti dedik. 2. Mehmet yükselme döneminin ilk padişahı, İstanbul'un başkent olmasıyla devlet yönetimi için Fatih Sultan Mehmet Topkapı Sarayı'nı yaptırmıştır. İstanbul'u alan Fatih Hristiyan halka seslenerek hiçbir şekilde canlarına, mallarına, dini inanış ve ibadetlerine dokunmayacağını garanti ederek hoşgörüsünü kanıtlamıştır. Sadece İstanbul'un fethinin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirmiştir. Fatih döneminde diğer gelişmelere bakalım arkadaşlar. Başka nereler alınmış? Anadolu'dan alınan yerler Trabzon, Sinop, Konya, Karaman, Amasra, Erzincan. Karamanoğulları Beyliğine bu dönemde son verilmiştir. Karamanoğulları Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik demiştik. Bu dönemde tamamen son veriliyor. 1459 yılında Cenevizlilerden Amasra, 1460 yılında Camdaroğullarından arkadaşlar Sinop, 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilerek Trabzon alınmıştır diyoruz. 1473 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile yapılan Otluk Veli Savaşı kazanılmıştır diyeceğiz. Şimdi geldik Balkanlardan alınan yerlere. Nereler alındı? Mora, Arnavutluk, Sırbistan, Eflak, Boğdan, Bosna Hersek. Denizlerden alınan yerler Kırım, İmroz, Taşos, Semadirek, Eğriboz ve Kefalonya arkadaşlar. 1475 yılında Kırım alınmıştır. Kırım'ın alınması önemli. Sonuçları neler Kırım'ın alınmasının? Karadeniz Türk Gölü oldu. Karadeniz ve İpek Yolu ticaretinin kontrolü Osmanlı'ya geçti. Karadeniz'in Türk Gölü olması önemlidir diyoruz. Alınan bu yerler hem Karadeniz kıyı güvenliğini sağlamada hem de Karadeniz ticaretini kontrol altında tutmadaki önemi çok büyüktür arkadaşlar. Konumuzda bir sonraki videomuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.